Name sohbetlerinde işte bu süreçle alakalı olarak hep akmacık işte vurgu yapıyorsunuz. Şöyle bir soru aklımıza geliyor. Acaba bu konuda yani bu bittiği zaman bu af konusunda farklı mütalalar olabilir, bir korkunuz, endişeniz mi var? Yoksa bu kadar tahribat çok geniş tabanlı ve çok uzun sürdüğünden dolayı bu tahşidat az bile mi diye düşünüyorsunuz? Şimdi değişik vesilelerle Bismillahirrahmanirrahim hep arz etmeye çalıştığım gibi elden geldiğince olumsuzluğu tek başına bırakmak, olumsuzluğu yalnızlaştırmak lazım. Hani bir örnek olarak verirken birbirinden uzaklaşan iki vasıta şayet 10 kilometre bile uzaklaşıyorsa sırtlarını dönüp 10 kilometrede bile aradaki mesafe 20 kilometre olur. Ama biri yerinde durursa şayet bir gün dönüp gelme yeniden bazı muvasalat köprüleri tesis ettikten sonra olursa çok fazla efor harcamadan zannediyorum böyle bir araya gelme olur Allah'ın izni inayetiyle. Şimdi birbirini tetikleyen böyle bir kötülükler, kötülük yapma fasit dairesi oluştu. Şimdi o tabiri çok kullanıyorlar, ayrıştırma oldu çok. Kamplaştırıldı toplum, birbirinden koparıldı. Eğer bir taraf böyle bir Mesih-i ruhla, o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çağa bakan ruhunun bir manasını temsil ediyor ki ahir zamanda inecek deniyor yani ona. Evet, o mevzuda farklı mülazalar var yani. Birileri doğrudan doğruya inecek falan diyorlar Hazreti Mesih. Hazreti Pir'in yaklaşımıyla bir şahsı manevi esasen. O zat da bir yönüyle raciin mercuha tereccühü cihetiyle veya şöyle diyelim yani bir zat da işin esası bulunmakla beraber o mesele bir faslı itibariyle inkişafı başka bir zata verilmiş denebilir. Ve nitekim sahibi şeriat tarafından bırakılan uçlarla, o uçları değerlendirerek hareket eden bir sürü müçtehidin, müceddidin zuhur etmiş. Doğrudan doğruya Efendimiz tarafından söylenmemiş şeyler söylenmişler. Fakat onun vaz ettiği temel disiplinlere uygun hep. Şimdi günümüzde öyle kopuşmalar oldu, öyle ayrışmalar oldu ki hafizan Allah. Eğer bir kesim bir yerde durmazsa zannediyorum mukabele-i bilmisil kaide-i zalimnesiyle hareket etse yani affa yanaşmasa ve Hazreti Mesih'e nispet edilen şey yüzünüze bir tokat vururlarsa dönüp öbür tarafınıza da bir tokat vurmaya amade bulunduğunuzu ortaya koymazsanız şayet tokata tokatla mukabele çirkin lafa çirkin lafla mukabele toplumda kabili iltiyam olmayan yaralara, parçalanmalara sebebiyet vermiş olursunuz. Arkadan gelen nesillere kin ve nefret miras bırakmış olursunuz. Geçmişte kine, nefrete sebebiyet vermiş bazı hadiseler vardır. Ve sizin gibi aynı ile düşünmeyen başka milletlerle sizin aranızda sürekli kavgalar olmuştur. Eğer bunları tarihin sayfalarında canlı tutar, arkadan gelen nesillere de bunları böyle intikal ettirirseniz şayet geçmişte olan o kavgalar günümüzdeki kavgalara vesile olur. Birer nüve gibi. Bence geçmişte olan o şeyleri unutturabilecek tavır ve davranışta bulunmak lazım. Geçmişteki kin, nefret, kavga, mücadele, mukatele, mülahazalarını bütünüyle toprağa gömmeli. Hortlamalarına meydan vermeyecek şekilde üzerine de kayalar koymalı. Türkiye'deki azınlıklarla görüşürken aynı mülahaza ifade etmiştim. Şimdi eğer bir taraf böyle insaflı olmazsa şayet, Hazreti Mevlana gibi bağrını açmazsa, Yunus Emre gibi kucaklayıcı olmazsa,
Yesevi gibi böyle herkese bağrını açan birisi olmazsa zannediyorum kabili iltiyam olmayan yaralar olur ve bu yaralar devam eder. Altından kalkamayacağımız komplikasyonlarla karşı karşıya kalabiliriz. Onun için kendimize rağmen olmamız lazım bazı meselelerde. Kendimize rağmen. Bir yani meselenin bu yanı var. Bu insanlık adına, kendi toplumumuz adına ve aynı zamanda mücavir diyebileceğimiz devletler adına çok önemli bir şeydir. Bir ikinci yanı, bir yerde böyle örnek bir şey şayet sergilerseniz, hani çok defa ütopik bir şey diyorum ben, ütopyalarda olduğu gibi, Güneş Devleti'nde olduğu gibi, El-Medine-tül Fazra'da olduğu gibi, hiçbir zaman razı edilememiş bir şey. Fakat ona yakın bir şey bir yerde oluşturursanız şayet, zannediyorum o huzur alemini, o huzur dünyasını gören kimseler çevrede imrenmeye başlarlar. Onlar da lokal dahi olsa o türden şeyler oluşturmaya çalışırlar. Siz hiç farkına varmadan, yani nasıl bu dünyanın değişik yerlerine açılmalar öyle oldu, okul açmalar, kültür lokalleri açmalar öyle oldu, Allah'ın izni inayetiyle. Bir de bakarsınız, sizin çevrenizde de aynen sizin oluşturduğunuz o ütopya gibi o şey, o oluşum dar dairede bile olsa Allah'ın izni inayetiyle oluşur. İmrendirici bir şey sergilerseniz, yani hal diliyle, temsil diliyle imrendirici bir şey sergilerseniz Allah'ın izniyle muhtemel fitne ve fesatları bertaraf etmiş, en azından tesirlerini azaltmış, minimum etmiş olursunuz. Bu da meselenin hani bir diğer yanı. Bir diğer taraftan bizim hırçınlık yapmamız için böyle rahatsızlık sergilememiz için hiçbir sebep yok. Niye yani hırçınlık yapalım? Bize diyecekler işte buraya malikane diyecekler. Pekala biz çok rahatlıkla diyebiliriz ki gelsinler baksınlar buradaki vakfın binasıdır bu bina. Aynı zamanda ta 92'li yıllardan itibaren efendim veya 3'lü yıllardan itibaren bura alınmış, burada bu türlü şeyler hep yapılmaya başlamış. Ve buradaki arkadaşlar burada nasıl kalıyorlar? Ve Kitmir burada nasıl kalıyor kira vererek? Ve dar bir odacıkta kalıyor esasen. Bu türlü büyük mekanları sizlerle bir araya geldiğimiz zaman kullanıyoruz. Dolayısıyla yani bizim böyle ille de saklama, ketmetme, üzerini örtme icap eden bir kabahatimiz, bir kusurumuz yok. Allah'a karşı kusur ve kabahatimiz çoktur da hassas bir mümin olamamışızdır böyle. Kalbi ve ruhu hayat seviyesinde bir müminliği sergileyememişizdir. Cismaniyetten sıyrılamamışızdır tamamen. Hayvaniyeti bırakamamışızdır. Hala yeme, içme, işte ıtrahatta bulunma. Öyle bir toplum. Bunları kabul ediyoruz yani Allah'a karşı. Hakikaten harama bir göz açıp kapama ölçüsünde bile bakmasak yine de bilemediğimiz o kadar çok hata ve nisyanımız vardır ki onların farkındayız. Fakat bir de şu var yani toplum nezdinde esasen bizi mahcup edecek bir şeyimiz yok. Kimse bize hırsız diyemez Allah'ın izni inayetiyle. Kimse rüşvet aldınız diyemez. Kimse villalar yaptırdınız diyemez. Kimse çok kısa zamanda böyle bir sürü gemiler, donanmalar yaptırtıyor gibi diyemez. Kimse saraylarda oturuyorsunuz diyemez yani, diyemez. Dolayısıyla yüzümüz hak, alnımız da açık. Allah'ın izni inayetiyle yani, rahatız. Cenab-ı Hakk'ın bizi, sizi, bizi büyük ölçüde bu türlü olumsuz şeylerden koruduğundan dolayı ona binlerce hamdü senada bulunuruz. Baştan var olmaya hamdü senada bulunuruz. Sonra insan olmaya hamdü senada bulunuruz. Elhamdülillah deriz diyoruz yani. Elhamdülillah. Namaz tesbihatında diyoruz. Sonra insanı mümin olmadan dolayı elhamdülillah deriz. İnsanlığın iftihar tablosunun bendeleri olma, halayıkı olma, tasmalı bir yönüyle kapı kulları olma filan. Bunların hepsi bizim için şereftir. Bundan dolayı da elhamdülillah. Ve meseleyi getirsin. Ahir zamanda Cenab-ı Hak bizi getirdiğinden dolayı elhamdülillah. Çünkü insanlığın iftihar tablosu kardeşlerime selam diyor. Kim? Birileri yeryüzünde fesada sebebiyet verdikleri halde onlar ıslah hareketi içinde olurlar. Uzlaştırıcı, barıştırıcı, bir araya getirici hareket ve tavır ve davranışlar içinde olurlar.
Ve bu aynı zamanda, mantır parantısı arz ediyorum, Cenab-ı Hakk'ın o toplumu cezalandırmaması için de bir seradır bu. وَمَا كَانُ اللّٰهُ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمِ وَاَهْلُهَا مُسْلِحُونَ Ehli içindeki insanlar ıslah hareketi içindeyseler şayet Allah o beldeyi, o kariyeyi, o ülkeyi, o devleti helak etmez deniyor. Bundan dolayı da Allah'a binlerce hamdü sena olsun. Yani Cenab-ı Hak bu nimetlerle serfiraz kılmış. Bir de en son meseleyi ona getirelim. Allah'a binlerce hamdü sena olsun ki hiçbir arkadaş, şu arkadaşımız zannediyorum sorsan, soruyorum ben %50 eviniz var mı? Yok diyorlar. Bir dikili taşımız yok diyorlar. Kirada oturuyoruz diyorlar. Anadolu insanının onca teveccühünü demek ki kendi arzuları istikametinde o ölçüde olsun değerlendirmemişler bu insanlar. Demek ki çalmamışlar, çırpmamışlar. Demek ki hep insanlık için soluk soluğa koşmuşlar bir köylan gibi. Kalpleri duracağı ana kadar koşmuşlar. Bütün bunlara, bunlardan dolayı Cenab-ı Hakk'a bir sena etmek lazım yani. Bizi mahcup edecek bir şey yok. İddia edilen, böyle iftira mahiyetinde atılan, aleyhimizde söylenen yalanlar, mahşeri vicdan bunlara inanmıyor. Hatta bir yönüyle belki o zift mülahazaları şöyle onlara kulak kabartan, onları dinleyen belki zift mülahazası türünden olan şeyleri okuyan insanlar bile belki vicdanları itibariyle inanmıyorlar. Bu isnadata, bu iftiraata, bu yalanlara inanmıyorlar. Fakat belli angajmanlıkları var herhalde. Onlar da ona kilitlenmişler. Dolayısıyla hürriyetlerini, insanlıklarını belki işte esir haline getirmişler. Bilemiyoruz onları. Ama Allah'a hamdolsun yani. Yüzümüz ak, alnımız açık diyebilirsiniz. Rabbimizle münasebetlerimiz açısından her zaman kusurumuzun farkındayız. Ve belki bütün bunların hepsinden daha büyük bir şey, Cenab-ı Hakk'ın bunca iltifatatı karşısında hiç kimse kendisini fevkalade eden bir insan görmüyor. Ben hiç görmedim arkadaşlar arasında. Bakın, Cenab-ı Hakk'ın size gördürdüğü bu şeyi dünyada bugün en büyük devletler bile yapamamıştır. Her zaman arz ediyorum, tekrarda mahsur görmüyorum. Yani müstemlekeci devletler, devlet-i aliye içinde 2-3 asırda bütünü bir araya gelerek hepsi 1200 tane okul açmışlardır. Sizin 20 sene içinde yaptığınız şey onlar 2 asırda ulaşamamışlardır. Bugün de sizin devletiniz, bizim devletimiz dahil size Allah'ın size yaptırdığı şeylerin onda birini yapmamıştır. Onda biri değil, %1'ini bile yapayım derken yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Cenab-ı Hak öyle büyük işler yaptırdı ki, bunları şunun için diyorum, öyle büyük işler yaptırdı ki, dolayısıyla değişik yerlerde işte hizmete şöyle katkısı bulunan bir insan, ya ben de bir şey oldum falan diyebilir. 10 tane etrafına insan toplayan insan çağımızda bir cinnet eseri olarak kendini Mehdi görüyor. Bazıları kendini İsa görüyor. Bazıları kendilerini havari görüyor. Bütün böyle işte Avrupa kıtalarını Müslüman yapacağım havası içinde görüyor. Senelerden beri, 20-30 senedir, 40 senedir bağışlayın bu hezeyanları dinliyoruz. Evet. Yaptıkları minnacık şey, 20-30 tane insana bir şey anlatmışlardır. Ondan dolayı kendilerini böyle ulul azmane bir hava içinde görüyorlar. Hafizan Allah. Evet, İsa da var çağımızda, bir sürü Mehdi de var. Bazılar da bir şey yapmışlar mı, yapmamışlar mı? İki tane insanın imanına vesile olmuşlar mı, olmamışlar mı? Bir yerde Müslümanlığın itibarını iki santim yükseltmişler mi, yükseltmemişler mi belli değil. Dünyada Müslümanlık adına itibarımıza bir katkıda bulunmuşlar mı, bulunmamışlar mı belli değil. Ama kendilerini emirül müminin görme gibi bir hata içindeler. Evet. Şimdi bir taraftan minnacık hizmetleriyle, karıncanın işi kadar işleriyle, termitin işi kadar işleriyle kendilerini şöyle ulul azmane bir tavır içinde gören insanlara karşılık kün indennas siferden minennas. Allah bunca hizmet ettirmesine rağmen arkadaşların hangisinin nabzını tutsanız şöyle diyecektir. Allah'ım benden daha günahkar,
daha mücrim kulu yoktur. İhtimal yağmur yağmıyorsa benim yüzümden yağmıyordur. Kar fazla yağıyorsa yine benim yüzümden yağıyordur. Bulunduğum bölgede tabii anormallikler varsa şayet benim yüzümdendir. Şimdi bu da Allah'ın ayrı bir lütfudur bence. Yani bir taraftan eltaf-ı sübhaniyesini sağanak sağanak başınızdan yağdıracak, fakat siz mahiyet itibariyle kendinizi küçüklerden daha küçük göreceksiniz. Bu Efendimiz'e çok önemli bir mesele de iktidarının ifadesidir. İnsanlığın iftihar tablosu önemli duaları içinde Allahümme ec'alni fi eyni sagiren diyor. Allah'ım beni benim gözümde küçük, minnacık kıl diyor. Kendime çok küçük bir varlık olarak bakayım diyor. Size Cenab-ı Hak bunca hizmet gördürdükten sonra kendinize böyle sıradan bir insan gibi, ahadin aslan bir insan gibi, Hazreti Ali Efendimiz'in sözüne meseleyi bağlayalım. Kün inden nasi ferden minen nas. İnsanlar arasında insanlardan bir insan. Sıradan bir insan demektir. Bu Cenab-ı Hakk'ın öyle bir lütfudur ki bence trilyonlar verseniz bunu elde edemezsiniz. Allah'ın bir lütfudur bu. Bu mülahazalar. Nasıl Hazreti bir imam mevzuunda bir şey diyor. Diyor ki afaki ve enfüsi tefekkür veya işte aklı kullanmak suretiyle sizin Cenab-ı Hakk'ın içinizde yaktığı bir meşale, tutuşturduğu bir şuledir iman diyor. Aynen öyle de sizin o gayretleriniz, o gayretlerinizle gayrete terettüp eden şey arasında tenasübiliyet prensibine göre bir münasebet yok. Yani kozalite mülazasıyla meseleyi değerlendirecek olursanız, nerede bizim hizmetimiz, nerede Cenab-ı Hakk'ın içimize bu mülazaları atması? Bir taraftan çok dev dev işler Allah gördürecek, istihdam buyuracak, kader planına göre adeta sizi birer figüran gibi kullanacak ve sayenize, gayretinize çok eltaf-ı sübhaniyede bulunacak ve beri taraftan da siz kendinizi ahadin aslan insan gibi göreceksiniz. Ve dünyadan giderken arkada dikili bir taşımız olmasın diyeceksiniz. Du cihandan el yudum hanumanım kalmadı deyip ellerinizi birbirine dokuşturup Allah'ın huzuruna öyle gideceksiniz. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın öyle lütuflarıdır ki inanın ne Dolmabahçe ile, ne Fenerbahçe ile, ne Topkapı ile, ne Aksaray ile, ne Karasaray ile, ne Pembesaray ile, ne Turuncusaray ile değiştirilemez bunlar. Allah'ın öyle bir lütuflarıdır, ihsanlarıdır ve bunlar tenasübilliyet prensibine göre de değildir. Demek Cenab-ı Hakk'ın özel bir teveccühü. Bir taraftan rahmetiyle sizi sevindiriyor, mest ediyor ve beri taraftan da siz kendinizi insanların en hakiri görüyorsunuz. En hakiri görüyorsunuz. Yüreğiniz ağzınıza geliyor. Acaba imanlı gider miyim öbür tarafa? Çünkü kendinden emin olan, akıbetinden emin olan kendi emniyet halini kaybetmiş demektir. Akıbetinden emin olan insan emin değildir. Hafizan Allah. Elhamdülillahi ala kulli hal. Sivel küfrü ve talal. Binlerce Allah hamdü sene olsun. Küfür ve talalit içinde değiliz. Elhamdülillahi teala. Bilerek arpa kadar bir haram yemedik. Evet. Bunları söylemek doğru değil. Kendi şeyimi söyleyeyim ben. Ben kardeşlerimin evinde yemek yerken bile parasını vermeye çalıştım. Burada da kira vermeden durmadım. Ve koca binanın kirasını gelen teliften veriyorum. Neden? Çünkü yanıma gelen misafirler benim misafirlerim olduğundan burada bu vakfın binasını kullanma hakları olmayabilir. En iyisi onun kirasını ben vereyim. O arkadaşlarım günaha girmesinler. Ben de günaha girmeyeyim. Genel halimiz bu. Dün de bir nebze böyle kapısını araladım ben. Böyle dışarıda bir ev tutacak, çoluk çocuğa bakacak. İmkanlarım helal yolundan olmadığı mülazasıyla ben dünyaya doğru adım atmadım. Hayatımın gençliğimde ilk 3 senesini caminin penceresinde geçirdim. Belli bir dönem 6 senesini kestane pazarında bir tahta kulübede. 2 metre boyu, 2 metre de eni. Orada bulunan arkadaşlar şu anda da burada yanımızda bulunuyorlar. Ve Allah'a binlerce hamdü sena ederim.
ben o talebenin yemeğine bir kaşık çalmadım. Buna yedi cihan şahittir. Abdest alırken talebelerin takonyalarına ayağımı basmadım. Orada banyo vardı, o banyolardan birine girip yıkanmadım. Talebenin hakkıdır, benim hakkım değil. Dışarıya gittim ben orada. Ve 6 saat her gün derse girdim, cumartesi, pazarda dahil. Ve idarecilikle orada gece mütalada talebenin başında bulundum. 3 tane insana mütalacıya birer maaş veriyorlardı. Bütün gece kendim onların başında bulunduğumdan onları da uzaklaştırdım. Onları da öyle bir külfetten kurtardım. Hayatım böyle geçti. Tenezzül etmedim dünyaya. 20 küsur yaşındayken ayağımın ucuna gelen milletvekilliği, Allah Allah dedim, ben öyle komik mi buluyorlar bu insanlar? Çok küçük bir insan olabilirim ben. Fakat Allah'a intisap gibi büyük bir meselenin peşindeyim. Cenab-ı Hak kalbimi kendi nuruyla, aşkı iştiyakıyla male male etsin, doldursun. Genel karakterimiz, yapımız bu. Zannediyorum benimle müttefiktir bu recada ihvanım. Bütün arkadaşlarım bu düşüncede aynı şeyleri paylaşıyorlardır. Defaatle da sordum. Bir arkadaşımız var burada, annesinden babasından kalmış bir ev. Ben diyorum ki sizin bir eviniz bile olmaması lazım. Kirada oturun. Kaç defa bana geldi, ben bu evi elden çıkarmak istiyorum, satayım buna uymak için. Ben ısrarla, hayır, çoluk çocuğum var, başını tokacağım bir yuva. Sonra sana annenden babandan kalmış bir ev. Sen bu hizmetin içine girdiğin andan itibaren onu elde etmedin ki. Tövmete vesile olsun. Elhamdülillah. Ben yeşil sahaları bulunan arkadaşlarımız var. Geçimlerini oradan temin ediyorlardı. Zannediyorum bu istiğna ruhuyla çokları onları bile ellerinden çıkardılar. Burada bile bulunanlardan ben şahit gösterebilirim Allah'ın izni inayetiyle. Halimiz bu ise Cenab-ı Hak bu hali devam ettirmeye muvaffak kılsın. Elhamdülillah. Dolayısıyla utanacak, hicap duyacak, falanın filanın yüzüne bakamayacağız falan diye bir durumumuz yok. Elhamdülillah. Rabbimiz de aramızdaki münasebet açısından ne olduğumuzun da farkındayız. Günde kim bilir kaç defa Rabbena la tuahizna innesina vehtana diyoruz. Eğer bu mevzuda bunları söylerken ben bir yalan söylüyorsam Allah karşısında, Allah batırır, yerin dibine batırır. Günde kim bilir kaç defa Rabbena la tuahizna innesina vehtana diyoruz. Hayalimize gelen şeylerden dolayı diyoruz bunu. Tasavvurlarımızı şöyle böyle kirleten, sarsan şeylerden dolayı Rabbena la tuahizna innesina vehtana diyoruz. Allah'a binlerce hamdü sena olsun. Ve bugün bazıları bunu anlamasalar bile tarihin sayfalarına sizin arkadaşlarınızın yaptığı şeyler bembeyaz satırlar halinde işlenecektir. Bazıları da kendilerini apak gösterseler bile onlar da tarihin sayfalarına kapkara lekeler halinde dökülecektir. Bir nesil, iki nesil, üç nesil. Torunlarına bile diyecekler ki ey hırsız dedenin torunu, ey mürteşi dedenin torunu, ey mürtekip dedenin torunu, ayıp size bunlar falan diyecekler. Toplum içine çıkma yüzünü bulamayacaklar. Allah'a binlerce hamdü sene olsun ki ne bugün, ne yarın, ne de öbür gün sizi böyle bir duruma bırakmayacak inşallah hali hazırdaki durumunuz itibariyle. Bugün böyle davranmanız, gelecekte de öyle davranacağınız adına çok önemli, inandırıcı, en güçlü referanstır. Bugüne kadar inşallah bir inhiraf yaşamadıysanız bundan sonra da zannediyorum öyle bir inhirafa Allah düşürmez. Vesselam. Allah inayetini üzerimizden eksik etmesin.